İzlediğimiz bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar ve bu robotların şehirlerde dolanmasını, işlerde çalışmasını gördük. Fakat hiçbirimiz bunun gerçekleşeceğine inanmadık. Son zamanlarda çıkan Suudi Arabistan'ın robot şehri Neom gündeme bomba gibi düşmüştü. Dahası Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık vererek bu şehrin ilk büyük adımını da atmış oldu. Fakat neden petrol devi bir ülke böyle bir şeye girişti? Neden 500 milyar dolarlık sıfırdan bir şehir kurmak istediler? Ben Bilgin Yaman. Sizler için Suudi Arabistan'ın yeni projesi Neom Robot Şehri ve neden bu şehri kurduklarını derledim. Videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Ayrıca kanalıma abone olarak veya bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldin. Osmanlı'nın topraklarını kaybetmesinin ardından kurulan ülkelerin üçüncüsü olan Suudi Arabistan Krallığı kuruldu. Bu krallık ekonomisinin en büyük parçasını petrolden karşılamaktadır. ABD ile kurulduğu ilk zamanlardan beri iyi ilişkiler kuran Suudi Arabistan, ABD'nin Arap Yarımadası'ndaki en önemli müttefikiydi. Suudi Arabistan için kurulduğu ilk andan itibaren petrolün bir damlasını dahi ziyan etmeden akıllıca kullanmışlardı. Hatta öyle ki günde 9 milyon varil petrol üretimi olan bir ülkedir. Fakat Suudi Arabistan her ne kadar zengin ve çalışma alanı güçlü bir ülke olsa da demokrasi bu ülke için uzak bir kavramdır. Kurulduğu ilk andan itibaren demokrasiyi reddeden ülkenin yönetimi halen daha krallık ile yapılmaktadır. Yani Suudi Arabistan şeriat yasalarını anayasa olarak kabul etmiştir. Devlet içi mertebe atamalarını krallar belirliyor ve her zaman kendi oğullarını atamaktadır. Fakat halefi seçimlerinde kralın söz hakkı yoktur. Bu seçimi kraliyet ailesi üyelerinden oluşan biat isimli özel bir konsey toplanır ve oylama yöntemiyle yeni kral belirlenir. Bu seçimler için sunulan 3 aday ise kral tarafından belirlenir. Fakat konsey yönetim için kralı yetersiz görürse haklarını elinden alma gücüne de sahiptir. Petrolden zenginleşen ülkenin halkı da aynı şekilde petrol geliriyle zenginleşmeye başlamış ve son yıllarda demokratik hakka sahip olmak istiyorlardı. Bu isteklerinin en başında ise kadınlar geliyordu. Birçoğumuzun bildiği üzere Suudi kadınlarının seçme ve seçilme hakları yoktur. Ayrıca sebebi merak ediliyor olsa da Suudi kadınlarının araba kullanması yasaktır ve bilinen bu yasağa sahip tek ülke Suudi Arabistan'dır. Bu isteklerinden bir tanesi Kral Abdullah'ın yaptığı açıklama ile kadınların artık seçme ve seçilme hakları olacağını ilan etmişti. Bu Suudi Arabistan'ın attığı ilk büyük adımdı. Petrol zenginliği ile halkına güzel iş fırsatları sunan Suudi Arabistan için son yıllarda ise ekonomik açıdan düşüşe geçmişti. 2015 yılında Uluslararası Para Fonu tarafından yayınlanan bilgilere göre Orta Doğu ve Orta Asya ekonomisi raporundan anlayacağımız üzere Suudi Arabistan için kritik bir durum yaklaşıyor demektir. Hatta ülkenin bu şekilde giderse iflas etme olasılığı olduğu da iddia edilmişti. Peki bunun sebebi petrol ekonomisindeki düşme miydi? Petrol fiyatlarındaki düşüş petrol zengini ülkenin iflasını getirebilecek miydi? Aslında durum Suudi Arabistan için kötüye gidiyordu. Bunun farkındaydılar ve yeni geçim noktaları bulmaları gerekiyordu. Zengin iş olanaklarıyla ünlü olan ülke için işsizlik bile baş göstermişti. Halk iş bulmakta zorlanıyordu ve bu durum krallık için sıkıntılara sebep oluyordu. Ne tuhaf değil mi? Önceleri zenginlikleri petrolden gelen ülkenin iflası da aynı şekilde petrolden geliyor. Şimdi akıllara bir soru geliyor. Suudi Arabistan ülkesi bu kriz için önlem aldılar mı? Yoksa almadılar mı? Sonuç olarak bu sorunun iki cevabı olabilir ve bunlardan bir tanesi üretimi azaltabilirler ve
paylarına düşen miktarı üretip satabilirler. Fakat Suudi Arabistan bunu yapmadı. Diğer cevap ise gelir gider fonu ayarlayıp kötü günler için hazırlık yapmak gerekliydi. Aslında Suudi Arabistan ülkeler tarafından oluşturulan bağımsız varlık fonları için en yüksek fon aktaran ülkedir. Zor zamanlar için yatırılan fonları 2016 yılından sonra bir kısmını kullanmak zorunda kalmışlardı. Fakat zor zamanlar için biriktirilen paralar da tükenmek üzereyken ülkenin yeni bir gelir kaynağı bulmaları şart olmuştu. Bunun üzerine Suudi Arabistan Krallığı yeni hedefler düşünmeye başladı ve bu hedeflerden birkaçı özel sektör büyümesine teşvik etmek, hükümetin verimliliğini arttırmak, yeni vergiler yoluyla gelir arttırmak, ülkenin sermaye piyasasını arttırmak, yenilebilir enerji sektörü inşa etmek, daha fazla doğrudan enerji sektörü inşa etmek, etkili bir iç turizm altyapısı inşa etmek gibi ilerleyen çeşitli amaç ve hedefler belirlemişlerdir. Şimdiki hedefleri ise dünyanın basınına bir anda oturan Neom Robot şehriydi. Peki bu şehir fikri nasıl ortaya çıkmıştı? Ve böyle bir fikri kim ortaya çıkarmıştı? Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman babası Kral Salman'ın desteğiyle çeşitli alanlarda yenilikler yapmaya başlamıştır. Aslında bu yeniliklerden bir tanesi herkes tarafından konuşuldu ve kötü algılandı. Aslında haklılar da, çünkü Prens Salman Kur'an-ı Kerim'deki 300 ayeti değiştirmişti. Prens Salman kimdi? Neden böyle bir fikre kapıldı? 31 Ağustos 1985 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde doğmuştur. Kral Salman'ın 3. eşi olan Fahta bin Felah bin Sultan'dan olan en büyük oğludur. Diğer prenslerin aksine Prens Salman öğrenimini Kral Suudi Üniversitesi'nde tamamlayarak hukuk bölümünü bitirmişti. Üniversite bitiminden sonra bir süre özel sektörde çalıştı ve 2009 tarihinde Riyad bölgesi valisi olarak babası Kral Salman'ın özel danışmanı olmuştu. 2015 tarihine kadar bu görevi başarıyla yerine getiren Prens Salman ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevine atanmıştır. Sonrasında ise Kral Salman'ın 2017 yılında yayınladığı kraliyet kararnamesi ile Muhammed bin Naif'in yerine Suudi Arabistan Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi olmuştu. Prens Salman'ın bir eşi vardı ve bu eşinden olma iki kız ve iki oğlu vardı. Fakat Prens Salman'ın adı defalarca kez yasak aşk iddiaları ile gündeme oturmuştu. Hatta bunlardan bir tanesi ünlü şarkıcı Rihanna'ydı. Bu arada Prens Salman 2016 yılında ilan edilen Vizyon 2030 planında sahibidir. Bu plana göre ülke petrol olmadan yaşayabilmenin arayışına başlamıştır. Fakat Prens Salman'ın hedefi çok farklıydı. O bilim kurgu filmlerinin gerçekleşmesini istiyordu. The Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber ilk defa gündeme gelen Suudi Arabistan'ın Neom isimli yeni mega şehir projesi herkesin kafasını karıştırmıştı. İnsanlar nasıl olacağı hakkında sorular sormaya başlamıştı. Yapay zekalı sokak kameraları, dispotik bir porti çizecek, ayrıca bu şehirde nesli tükenen dinozorların da robotları oluşturarak bu robot dinozorlardan oluşan tema parkı oluşturulacak. Ayrıca bu şehir deniz kıyısında ve etrafı çöllerle çevrili bir alanda inşa edilecek ve doğal bir yaşam isteyen Prens Salman şehre bulut tohumlama ile yağmur yağdırabileceklerini belirtmiştir. Ayrıca Neom şehrinde yüz tanıma yeteneği bulunan özel güvenlik kameraları ve dronlar bulunacak. Hatta Prens Salman yapmışken tam yapayım demiş olacak ki geleceğin teknolojilerini de sonuna kadar kullanacağını belirtti. Bölgenin valisi olan Prens Fahdi bin Sultan'ın planlama toplantısında şehirde yol ve kaldırım istemiyorum. 2030'da uçan arabalara sahip olacağız dediği de iddialardan bir tanesidir. Neom şehrinde her şey yapay olacağı gibi evrenin doğallıkları da yapay olacaktır. Tıpkı ay gibi. Evet, bu şehirde yapay bir ay olacak. Peki petrolden geçimini sağlayamayacağını anlayan ve geleceğin teknolojileri için Neom şehrini planlayan Suudi Arabistan ülkesi bu robot şehir ile neyi amaçlıyordu acaba? Veliaht Prens Muhammed bin Salman dışarıdan bakıldığında idealist bir görüntüye sahip olmuştu. Fakat
Prens Salman'ın asıl hedefi Suudi Arabistan'ın petrol bağımlılığından kurtarmak ve geleceğe giden bu teknoloji yolunda en büyük adım atarak ülkesini ve ismini dünyaya duyurmak istiyordu. Ve böylelikle bir zamanlar petrol devi olan ülke geleceğin teknoloji şehri de olmak istiyordu. Çünkü Salman ülkesindeki var olan petrol rezervinin tükendiğini ve işler sarpa sarmadan yeni bir gelir kaynağı yaratmak istiyordu. Bu şehirde her şey organik olacak. Seri üretim bandından geçen ürünler gibi GDO ve diğer katkı maddeleriyle üretilmeyecek. Burada bütün bilim insanları ve iş insanları yaşayacak. Fakat diğer insanlar asla. Çünkü bu şehir bir nevi Elysium olacak. Bu arada Elysium filmini izlemediyseniz azıcık bilgilendirelim sizleri. Elysium'da zenginlerin ve bilim insanlarının yaşadığı uzayda olan bir şehir. Fakirler ise dünyada onlara maden ve kaynak için çalışan köleler. Geleceğin Neom şehri yani Elysium olurken dünyanın geri kalanı fakirler ve modern kölelerden oluşacak. Bu basit gibi görünen bir durum olsa da aslında oldukça korkunç. Bu şehirde gelişen teknoloji en ileri düzey olduğu için belki de kendileri dışında kimseye vermeyebilirler ve dünyanın geri kalanı yavaş yavaş teknolojik gerileme yaşayabilir. Ama gene de bu şehir yani Neom gelirinin hepsini bilgi ve teknoloji satarak büyütecek. Unutmayın, 20 yıl önce en zengin şirketler petrol şirketleriyken günümüzde de bilgi ve teknoloji şirketleri en zenginleridir. Neom şehri teknolojinin kalbi olarak bu zenginlikten pay alacak. Robotların şehri Neom. Prens bu konuda çok kararlı. Hatta Prens Salman Neom robot şehri için 2017 yılında Sofia isimli bir robotu Suudi Arabistan vatandaşlığı verilmesine de öncülük etmişti. Aslında Sofia, Hong Kong merkezli insansız robot üzerine üretim sağlayan Hanson Robotics isimli şirket tarafından geliştirilmiş bir robottur. Asıl amacı yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda yardım etmek amacıyla tasarlanmıştı. Ayrıca Sofia üretildiği andan itibaren merak konusu olmuş ve Suudi Arabistan ülkesi de bu robotu planladıkları Neom şehri için atacakları en büyük adım olacaklarını bildiklerinden hemen harekete geçmişlerdir. Böylelikle Sofia artık Suudi Arabistan ülkesinin vatandaşı olmuştu. Tarihe geçen ilk robot vatandaşı olan Sofia ise bu durumdan dolayı gurur duyduğunu belirtmişti. Ayrıca Sofia'nın insanları tanımak için ve göz teması kurabilmesi için özel bir yazılım ve kamerası vardır. Bunun dışında da kişileri seslerinden ayırabiliyor ve onlarla bu şekilde konuşabiliyor. Tabii ki Suudi Arabistan halkı Sofia'nın vatandaşlık almasına tepki göstermişler. Bunun sebebi ise Sofia'nın kadın olması ve Suudi Arabistan'ın şeriat kurallarına uygun olmadığıdır. Çünkü Sofia diğer Suudi kadınlar gibi çarşaf giymiyor ve diğer kadınlar gibi sokağa çıkarken yanında bir erkek olmasına ihtiyaç duymuyor. Aslında bu durum Suudi kadınları sinirlendirmiş durumda. Fakat Suudi Arabistan Krallığı için bu tepkiler çok dikkate alınmıyor. Zira onlar Sofia için büyük planlar içerisindeler. Planlanan Neom şehrinde yaşayacak olan Sofia ayrıca bu şehir için görev yapacak. Bu sebepten dolayı ve mega şehir olan Neom'da yaşayacağından dolayı Suudi Arabistan'ın şeriat kurallarındaki kadınlar için geçerli olan kurallar onun için geçerli değildi. Yani Sofia çarşaf giymek zorunda değil ve tek başına sokağa da çıkabilir. Ayrıca tasarlanan bu mega şehirde yaşayan robot sayısının insan sayısından fazla olmasını hedefleyen Suudi Arabistan Krallığı bu robotlar için ünlü Japon robot firmasıyla anlaşma halindedir. Sizce de Suudi Arabistan'ın planladığı mega şehir Neom şehri geleceğin teknolojisi için büyük bir adım değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca böyle bir mega şehir yapılırsa ve robot ırkı dünyaya yayılırsa insanoğlu için nasıl bir sonucu olurdu? Yapay zeka konusunda yapmış olduğum videomu da izleyebilirsiniz. Bu robot şehrin sonuçlarını biliyor gibiyiz aslında. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoma da konu önerisi sunarsan çok mutlu olurum.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.